Başlayalım mı arkadaşlar. Evet. Değerli basın mensupları, bugün 21 Mayıs. Bundan tam 157 yıl önce, Kafkasya'da yaşayan Çerkeslerin Çarlık Rusyası tarafından katledilmesinin ve topraklarından sürülmesinin yıl dönümü. Katliamlardan kurtulanlar Anadolu'ya, Balkanlara ve Orta Doğu'ya dağıldılar. Vatan toprağı kaybetmenin acısını bilen Çerkesler, yeni vatanlarının kültürüne ve bağımsızlığına büyük katkılarda bulundular. Bu büyük insanlık dramında mezalime uğrayan, hayatını kaybeden her bir canı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, sıkıntılı, karanlık, kirli ilişkilerin ortaya döküldüğü bir dönemden geçiyoruz. Ülke uzun süredir bir buhran içinde savruluyor. Ekonomi, devlet ve salgın bir türlü yönetilemiyor. Yurttaşlarımız perişan. Vesayet rejimi milletimizi boğuyor. Siyaset, mafya, ticaret hattında kanalizasyon patladı. Pis kokular her yere yayılıyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Erdoğan şahsı hükümeti, medya ve yargı üç maymunu oynuyor. Koskoca ülke bunları seyredip yay gibi geriliyor. Peki bu yaşananların sebebi ne? Ülkeyi geren kimler? Bu sorulara bundan çeyrek asır önce bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle cevap vermişti. Ülkeyi geren sizsiniz. Bu merkezi yönetimdeki anlayış, çetelerle müşterek çalışan kafa, mafya ile müşterek çalışan kafa, bu ülkeyi geren bunlardır. Sayın Erdoğan, hayat insanı söyledikleriyle sınarmış. Bir de 8. dönemde Başbakan Erdoğan'ın söylediklerine bir bakalım. Artık bu ülkede çeteler dönemi bitmiştir. Mafya dönemi bitmiştir. Cunta dönemi geri gelmemek üzere bitmiştir. E bitti dediğiniz o dönemin bütün aktörleri meğer sahne gerisinde sizinle birlikte oyundaymış. Ortağınız Bahçeli'yi kırmadınız. Bir mafya ile başısını hapisten çıkarmak için özel af çıkardınız. Daha önce size hakaretler eden o çeteyle başı da Sayın Genel Başkanımızı alenen tuttu, tehdit etti. Buna sesiniz çıktı mı? Hayır. Ne demiş büyüklerimiz? Şükür tekrardan gelir. Mafya ve çeteler ittifakınızın üçüncü ortağı olmuş. Cumhur İttifakı cürüm ve çamur ittifakına dönmüş. Zamanında sizi destekleyen bir diğer mafya ile başı. Şimdi sosyal medya fenomeni Afrika halinde eski ipliklerinizi pazara çıkarıyor. İçişleri Bakanı da bu iddiaların tam merkezinde. Bu atama bakan millet meclisine gelip hesap vermiyor ama yandaş gazetecilerle de bir devlet kanalında ekranda müsamere düzenliyor. Organize suç örgütleri gayri nizami harbin en önemli aparatlarından biridir diyor. E i̇yi de beyefendi kılıç kendi kınını kesmezken iyiydi. Kılıçkınından sıyrılıp elinizi kesince mi aparat oldu? İşin acısı bir zamanlar basının amiral gemisi tabir edilen Hürriyet Gazetesi'nin basılması ile ilgili korkunç itiraflar var. Ama gazete bunları bugün haber bile yapamıyor. Milletin haber alma hürriyeti boğazlanıyor. İçişleri Bakanı'nın konuşması devlet krizinin korkunç büyütünü gözler önüne seriyor. Bakan televizyon programında bu çete elebaşının bir milletvekilini 10 bin dolar aylıkla maaşa bağladığını söyledi. Ama bu milletvekilinin adını açıklamadı. Bu tam bir rezalet. Konuşan kim? İçişleri Bakanı. E, elinde makamı gereği polislerinin çabalarıyla elde ettiği bir takım bilgiler var anlaşılan. Bunu söyleyen İçişleri Bakanı ama nedense konuyu bir türlü yargıya taşımıyor. Ya bu vekili koruyor ya da zamanı gelince istediği gibi kullanmak için dosyasını sümen altına ediyor. sümen altına altında saklıyor. E ya da bu 10 bin dolardan kendisi de payını alıyor. Bu bakan daha önce de milletvekilleriyle ilgili mahrem bilgilere sahip olduğunu söylemişti. Ama yine bunları açıklamış, bunların isimlerini açıklamamıştı. Burası bir hukuk devleti. Ortada bir suç varsa İçişleri Bakanı'nın görevi suçluyu yakalayıp adalete teslim etmektir. Türk polisinin bir takım insanlar hakkında ulaştığı suç teşkil eden bilgileri zamanı gelince kullanırım diye çekmecede saklamak ne demek oluyor? Bu nasıl bir ülke yönetmek? Anayasa, kanun, hukuk, adalet nerede? İçişleri Bakanlığı milletvekillerine şantaj yapma makamı mı? bu lafları söyleyen İçişleri Bakanı dünyanın her çağdaş demokrasisinde vakit kaybetmeden meclis soruşturma komisyonlarında hesap verir. Meclise hesap verir. Normal bir demokraside bu konuşmaları yapan bir bakan o koltukta bir dakika dahi oturamaz. Soruşturmanın selameti için ya istifa eder ya da onu oraya atayan irade çoktan onu görevden alır. Ama bugün bunların hiçbiri olmuyor. Çünkü bunların hepsi aynı gemide. İçişleri Bakanı'nın kendisi göstermelik bir suç duyurusunda bulundu. Siz kimi aldatıyorsunuz? Savcılar soruşturmayı kimin eliyle yürütecek? İçişleri Bakanı'na bağlı kolluk kuvvetleriyle. Allah aşkına kuzu kurda emanet edilir mi? Hakimin davacı, mübaşirin şahit olduğu bir davada o mahkemenin verdiği hükme adalet denilebilir mi? Edenmez elbet. Tekrar söylüyorum. Bakan sıfatını taşıyan kişi bu lafları ettiyse yapacağı iki şey vardır. Önce koltuğundan kalkacaksın, sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip soruşturma komisyonunda hesap vereceksin. Atalarımızın güzel bir sözü var. Ölü bir değil ki ağlayasın, deli bir değil ki bağlayasın. Önceki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz araştırma önergesi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. E bu eski bakan, bakanlığına eşinin şirketinden dezenfektan satmış. E bunu kendi de itiraf ediyor. Aldık diyor bu dezenfektanları. E bu dezenfektanların ithalatı içinde adrese teslim gümrük tarifeleri hazırlanmış. Biz diyoruz ki burada tüy bitmedik yetimin hakkı yanmış bunu soralım. Kul hakkını Türkiye Millet Meclisi sorsun diye önerge veriyoruz. Ama bunun üstü saray vesayeti altındaki AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla örtülüyor. Ucu ve başkanlık sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi dış kapının mandalı muamelesi görüyor. Devlette ahlaki ve kurumsal çürümenin böylesi hiç görülmedi. Ne güzel yazmış rahmetli Uğur Mumcu. Bazı ülkelerde bazı kimseler devleti soymak için politikacı kılığına girerler. Partilerde, parlamentoda boy gösterirler. İhracat, ithalat, banka soygunu gibi işleri siyasal ilişkilerle yürütürler. Bunlar da çetedir. Çetelerin en aşağılığı da bunlardır. Bunlar yüzlerine devlet adamı maskesi takıp halkı soyarlar. Allah'a çok şükür memleketimizde böyle çeteler yoktur. Soruyorum, bugün ülkemizde rahatlıkla böyle çeteler yoktur diyebiliyor muyuz? Bugün yaşanan her bir skandal 1996'da kamyon kasasında patlayan susurluk skandalından çok daha beter. Susurluk kazasından 4 gün sonra dönemin İçişleri Bakanı hakkında gen sorulup verilmişti. 5 gün sonra bakan istifa etmiş, 8 gün sonra da soruşturma başlatılmış, 9 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmuştu. Bugün ortada ne işletilen bir yargı süreci, ne işleyen bir parlamento denetimi, ne de birkaç istisna dışında bu skandalları yazan bir medya var. Erdoğan şahsı hükümeti ve bu ucube sistem eski Türkiye diyerek istikal et, istiskal ettikleri 1990'lara bile artık rahmet okutuyor. 1990'larda iyi kötü işleyen bir demokrasimiz vardı. Bugün 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığı bastırıyoruz, toplatılıyor. 128 milyar dolar nerede diye afiş asıyoruz, kaldırılıyor. Genel başkanımıza tehditler savruluyor. Saldırı girişimlerinde, linç girişimlerinde bulunuluyor. E dün de Sayın Meral Akşener'e Rize'de çirkin bir tezgah kuruldu. Bu tezgahı bir kez daha kınıyoruz. Erdoğan Gerçek ötesi otoriter siyasette vites yükseltirken ülkemizde demokratik meşru siyaset zemini giderek daralıyor. Mafyokrasi sahne alıyor. Bahçeli'nin madem Erdoğan hukuka uymuyor, hukuka Erdoğan'a uyduralım mantığıyla işte bugünlere kadar geldik. Damadın dediği gibi at izi it izine karıştı. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor bugün Türkiye'de olan tam da budur. Ve bugün ekonomimiz berbat haldeyse milletimiz ızdırap içindeyse yiğidi kuru soğana yiğit kuru soğana muhtaç olduysa müsebbibi bu hukuksuzluklar ve bu mafyatik düzendir. Her zaman bu böyle olmuştur. Değerli basın mensupları. Yasaman'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na siyasetten bağımsız olarak kullansın diye verdiği bir yetki protokolle siyasetçiye devredilmiş. O da milletin bin bir emekle biriktirdiği 128 milyar dolar döviz rezervini kayınpederiyle birlikte Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırmış. <laughs> Türkiye dünyada döviz rezervleri en yetersiz ekonomilerinden biri haline gelmiş. Dün Mayıs ayının ilk haftasına ait rezerv verileri açıklandı. Merkez Bankası'nın kasası hala kısa vadeli yükümlülükler ayıklandığında 42 milyar dolar açık veriyor. Bunun faturası yüksek faizle yüksek döviz kuru arasına sıkıştırılan milletimize pahalılık ve işsizlik olarak çıkıyor. Dövize muhtaç hükümet dış politikada dik duramıyor. Bedelini yine milletimiz ödüyor. <laughs> Dünyada en yüksek faizi veren yedinci ülkeyiz. Benzer ekonomiler arasında sene başından bu yana parası dolar karşısında en fazla değer yitiren ülkeyiz. Arjantin'i bile solladık. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını boğarlaştıran Erdoğan şahsı hükümeti şimdi dışarıdan gelecek 3-5 dolar uğruna her şeyi yapar hale geldi. 2017'de Çin ülkesine çöp ithalatını yasakladı. Hemen ardından Türkiye Avrupa'nın en çok çöp gönderdiği ülke oldu. Geçen yıl 13,7 milyon ton çöp ülkemize gelmiş. Bizim hemen ardımızdan ikinci sıradaki Hindistan'a giden çöp miktarı ise 2,9 milyon ton. Türkiye Avrupa'nın çöplüğünde, çöpçülüğünde en yakın rakibini beşe katlamış. Bu çöplerin önemli bir kısmı geri dönüştürülememiş tarım arazilerine dökülmüş veya yıkılmış. Derelerimiz, ovalarımız acımasızca kirletilmiş. İş işten geçti, plastik kurda ithalatına şimdi yasak getirdi. Ya bu ülke nasıl yönetiliyor? Aslında yönetilmiyor, savruluyor. Erdoğan şahsım hükümeti turizmden 3-5 dolar gelir umuduyla milleti ben aşılandım, siz eğlenin diye etkilemeye cüret edebiliyor. Benim işim ülkemi pazarlamak diyen saray, bu aziz millete kendi öz vatanında ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor. 128 milyar doları eriten AK Parti Genel Başkanı, turistler gelsin de memleketi 3-5 dolar avro girsin diyerek, turiste her şey serbest, vatandaşı her şeyi yasak yapıyor. El oluna gene de yarala, yarar, yaralamıyor. İngilizler salgın nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Ruslar Haziran'da Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmadı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Turizm Bakanı ile birlikte Rusya'ya gitti. Onları biz size en kısa sürede haber veririz diye apar topar geri gönderdiler. Haziran geldi, sezon çoktan başladı. Saray turist için Rusya'dan hala haber bekliyor. Erdoğan gençlerle yaptığı söyleşi de Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasına, Formula 1'in İstanbul ayağının bu yılın takviminden çıkarılmasına kararlar siyasi diyor. Gençlerin aklıyla alay ediyor. Lebalep kongre yapacaksın. Ülkede salgını patlatacaksın. Sonra apar topar ülkeyi kapatacaksın. Zamanında aşı tedarikini de yapamayacaksın. Sonra da Eloğlu ben kendi milletimi korurum senin cürmüne iştirak etmem deyince kararın siyasi olduğunu söyleyeceksin. Pes doğrusu. Erdoğan aynı konuşmada sayısız petrol doğal gaz rezervi müjdelerinden birini daha verdi. Bu müjdelere alışmıştık biliyorsunuz ama yine de hadi hayırlısı dedik. Keşke demez olaydık. Erdoğan şahsım hükümeti akaryakıttan alınan ÖTV'yi hiç acımadan vatandaşa en ufak bir acıma göstermeden arttırdı. Ondan önce de tamam fiyatını kaldırmıştı zaten benzin ve mazot fiyatları artmaya başlamıştı. ÖTV hamlesiyle fiyatlar roket misali yükselmeye başladı. Ay başından bu yana benzinin litre fiyatı 65 kuruş. Mazotun litre fiyatı da 77 kuruş arttı. Vatandaş 3 hafta önceye göre benzinli arabasının deposunu doldururken artık 36 lira. Traktörünün deposunu doldururken de 92 lira daha fazla ödeyecek bu dövizdeki akaryakıttaki fiyat artışları enflasyon canavarını hayat pahalılığını hiç şüphe yok ki daha da azdıracak. Tarlayı ekmek daha zor olacak. Dükkanını açmakta zorlanan esnafın giderleri daha da artacak. Erdoğan şahsım hükümeti bu son operasyonla esnafa, çiftçiye pandemiden hemen sonra bizim zorumuzla kaşıkla verdiği destekleri kepçeyle geri alıyor. Kime esnafa 3 bin lira, kime esnafa 5 bin lira bir defaya mahsus hibe vereceğiz dediler. Tabii bu yetersizdi. Salgının ülke, ülkemizde ilk kez göründüğü geçen yılın 10 Mart'ından bugüne kadar 437 gün geçmiş. Bu ilk karşılıksız tek seferlik hibe esnafa. Bölüyorsunuz güne 6 lira 86 kuruşta 11 lira 44 kuruş düşüyor. Esnaf salgın nedeniyle aylarca kapalıydı. Bu komik parayla esnaf faturasını mı ödeyecek, kirasını mı ödeyecek, evladına harçlık mı verecek, eve ekmek mi götürecek bunları düşünüyordu. Üstüne bir de fahiş akaryakıt zamları gelince zamların yağmur gibi yağmaya başlayacağını, maliyetlerin hızla artacağını görmeye başladık. Esnaf umudunu yitirdi. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı. Bu sektör artık aldığı darbelerin altından kalkamayacak noktaya geldi diyor. Teşekkür ediyoruz diyor ama günlük gideri 3000 bin, 5000 bin TL olan dükkanlara bir seferlik 3 5000 TL vermek sorunları halletmiyor. Ben yaptım oldu denerek bizim fikrimiz alınmadan yapılanlar sorunu çözmüyor. 2 milyon esnaf var. Destek verileceği söylenen esnaf 1,3 milyon. E kalan 700 bin esnaf nerede diye soruyor. Yeme içme sektöründe bir başka derneğin başkanı, sektörde faaliyet gösteren her dört işletmeden birinin iflas noktasında olduğunu söylüyor. Ama Erdoğan harikalar dünyasında. Saraya sorsanız ekonomide şampiyon, demokraside muhteşemiz. Salgında millete destek vermek yerine borca boğdular. Şimdi sarayın kibirlisine göre dünya Türkiye'nin verdiği desteklerin ne kadar çok, ne kadar etkin olduğunu konuşuyormuş. Cık. Ya bu konuşma metinlerini kimler yazıyor? Okusun diye önüne kimler koyuyor bilmiyoruz ama uluslararası para fonu verileri Erdoğan'ın sözlerini yalanlıyor. Türkiye gelişmekte olan ekonomiler arasında vatandaşlarına, milli gelirine oranla bütçesinden en az, en düşük doğrudan destek veren üçüncü ülke, Yine bu verilere göre gelişmişlik düzeyine göre ayrım yapmadan listelenen toplam 59 ülke arasında Türkiye vatandaşına doğrudan gelir desteği vermekte sondan 9. sırada. Bu ülkenin insanları, esnafı, çiftçisi, onlarca işsizi, işsiz müzisyeni hükümete canıyla ihtarname çekiyor. Hükümet utanmadan, sıkılmadan helallik istiyor. Ama esnaf artık hakkını helal etmiyor. Bu sözlere karnı doydu. Hesap sormak için sandığı bekliyor. Umudunu yitiren sadece esnafımız değil. Ülkemizin gençleri de umudunu yitiriyor. 19 Mayıs haftasındayız. Ama en güzel çağındaki gençlerimiz ümitsiz. Ülkemizde her dört gençten biri işsiz. Her dört işsizden biri de üniversite mezunu. 15-29 yaş arasında taşı sıksa suyunu çıkaracak 5,7 milyon genç ne bir işte çalışıyor ne de okuyor. Ev genci olmuş. Evde oturup anasının babasının eline bakıyor. Üyesi olduğumuz ekonomik işbirliği ve kalkıma teşkilatı üyesi ülkeler arasında ev genci oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Evlerde huzur kalmamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nun son raporunda aktarı, son raporunda aktarılan verilere göre her 10 gençten 6'sı işsiz olduğu için aile ilişkilerinin zarar gördüğünü söylüyor. Her 10 gençten 7'si çalışmadıkları için ailelerine karşı mahcup olduklarını ifade ediyor. Ümidini yitiren üniversite mezunu işsiz sayısı son bir yılda %149 artmış. Yine Sodev'in bir çalışmasına göre gençlerin yarısından fazlası ailesinden daha iyi bir eğitim almış olmalarına rağmen daha düşük gelire sahipler. Aynı kurumun bir başka çalışmasına göre ise ülkedeki her 10 gençten 6'sı imkan olsa yurt dışına yerleşir, orada yaşarım diyor. Umutsuzluk gençlerimizi geleceğimizin umudu gençlerimizi ülkelerinden koparıyor. Salgının üstesinden gelinememesi bir nesle mal oluyor. Gençler eğitimden kopmuş durumda. Meslek okullarında okuyan gençler okul görmeden mezun olacaklarını söylüyorlar. Gençlerine umut veremeyen, onları üretime katamayan bir ülke, onları zengin Zengin edemeyen bir ülke yarın umutla bakamaz. Tek adam vesayet rejimiyle ülkemiz her alanda giderek geriliyor, patinaj yapıyor. Aslında bu sorunlar büyük tamam ama çözümsüz değil. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Ülkemizin en önemli stratejik üstünlüğü bizim genç nüfusumuz. Doğru ve planlı bir eğitim ve istihdam stratejisiyle gençlerimize başka ülkelerdeki akranlarından daha fazla üretip onlardan daha fazla kazanma imkanlarını vermeyi hedefleme, hedeflemeliyiz. Bunu yapabiliriz. Her şeyin en iyisini hak eden milletimizi, gençlerimizi işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı cenderesinden çok kısa sürede çıkarabiliriz. Çağdaş ülkelerdeki yaşam standartlarını geçmelerini sağlayabiliriz. Atamızın şu sözleri bizim de düsturumuzdur. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Umutsuzluğu reddediyoruz. Özellikle gençlerimize sesleniyoruz. Biliyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hem iş hem de umut arıyorsunuz. Size söz bizim iktidarımızda bu ikisine de sahip olacaksınız. Ülkenizde kalın. Gitmeyin. Sorunları beraberce göğüslerim, çözümleri beraberce üretelim. Ülkenin geleceğinde, yarınında sizler varsınız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında işe Erdoğan şahsım hükümetinin sizden aldığı her şeyi geri vererek başlayacağız. Bizim yönetimimizde Türkiye gençlerin yaratıcılık yaratıcılıklarını sonuna kadar geliştirebilecekleri, kullanacakları, hiçbir baskı altında olmayacakları fikirlerini özgürce açıklayacakları bir ülke olacak. Gençlerin işle buluşması için genç istihdam atılımını başlatacağız. Bunu yaparken eğitim sistemini tüm paydaşlarıyla beraber masaya yatıracağız. Ülkemizin ihtiyaçlarını ve dünyadaki gelişmeleri göz önüne alarak gençlerimizi çağın gerektirdiği yeteneklerle donatacağız. 30 yaş altı üniversite mezunu gençlerimize gençlik garanti programı kapsamında istihdam, ücretli staj, eğitime devam ya da işsizlik desteği seçeneklerini sunacağız. Gençlerimizi sadece işte değil, sosyal hayatta da güçlendireceğiz. 15-25 yaş arasındaki gençlerimiz için ulaşımdan kültür sanat etkinliklerine ve teknolojiye kadar pek çok alanda avantaj sağlayacak genç kart uygulamasını başlatacağız. Biz bu ülkenin geleceğinin, bu ülkenin gençleri üzerinde yükseleceğini biliyoruz. Gençlerimize gelecek sizin diyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen <laughs> bir soru oldu. Soru Fox TV tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası önce Bodrum'da bir marinaya çökme tartışması başladı. Ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Peker'e yönelik operasyonun Bursa'da bir köfteciye yönelik iddialar sonrası başladığını söyledi. Son dönemde sıkça çökme sözünü duyar olduk. Siz bu çökme iddialarını ve e, karşılıklı e, atışmayı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi hukukun olmadığı mafya, siyaset, ticaret, medya ekseninde kirli ilişkilerin arttığı, ortaya saçıldığı her dönemde maalesef çökme lafları edilir ama asıl çöken hep ekonomi olmuştur. Bunun faturası da hep milletimize çıkmıştır. Bugün üzerine çökülen milletin aşıdır, işidir, geleceğidir, umutlarıdır. Türkiye bir an önce bu mafyatik düzeni bitirmelidir.